Hanımlar beyler, ilişki testi biz bize. Yeni projemiz Oz'la Galata'da Haksız Osman, Haklı Barış ve kıymetli eşleri sevgili Yasemin ve sevgili Pınar'la alkışlarla başlıyor. Kim bilir ne yapıyoruz? Hiçbir fikrimiz yok şu an. Hoş geldin Haksız Osman. Hoş bulduk abi. Sen buradaysan adalet çok uzaklarda olamaz. Ben sana bakınca bir terazi görüyorum. Gözleri kapalı birini görüyorum. Hakemliği bırakalı çok oldu. Bıraktın. Artık dağıtamıyorum. Öyle mi? Kendi ailemiz için de adalet sağlamaya çalışıyorum. Yakın çevremizde. Neden bıraktın? Koşamıyorum. Bu nasıl cevap oğlum? Sağ tarafımda iki kişi var. Sol tarafımda üç. Zeka be! Neden? Kız hamile. Sürdüm ya. Anlayamasa oluyor. Kim acaba üçüncü? Bugün ilişki testi biz bize de iki çiftimizle ağırladığımız bölümlerin üzerine konuşacağız biraz. Hem de gelen seyircilerimiz de yorumlarıyla katılacaklar. Onlar da zaten artık bizde. Başlıyoruz ufaktan. Osman, ilk bölümü çekerken sen demiştin ki ben kumarda ev bark bıraktım. Evet. Değil mi? Evet. Onu biraz açalım. Açalım. Bir sen ben... ilişki testinden sonra kumar devam etti mi? Küçük de olsa. Nikahtan 24 saat devam. Önce gittim, 12 saat önce geldim. Ben nikah sabahı Kıbrıs'tan geldim. Öyle mi? Evet. Mesela nikah kaçta diyelim? Nikah 15'teydi. 15'te. Sen ne zaman döndün Kıbrıs'tan? Ben mi? O sabah döndüm. Yani gece 3 uçağı var, 2-3. Ona bindin. Fark. Evet, ona binip geldim. Sonra peki evliliğin sürecinde devam ediyor musun gitmeye oynamaya? Yok, onlar gidiyor. Yok diyordum. Çocuk yok diyor kızı ki beraber gidiyoruz. Yani seni de mi kumara alıştırdın? Ben slot. Şu an iki kumarbaz mısınız? Öyle değil, şu an zevkine çok özür dilerim. Ya mesela biz... Zevkine abi, zaten 100 liramız kaldı affedersin. Sen şimdi bu sevgililik süresince ev araba parası bıraktın mı? Hayır, şöyle Şubat ayında... O kadar yalan ki fark ettiniz mi yani? Bak abi şimdi... Soralım hemen, nerede mikrofon? Dur, konuklarımız geldi. Osman'ın kumarını bir tahmin edelim. Şöyle başlayalım mı Gökdağ? Şu tarafa versene. Hah. Hocam, siz de alabilirsiniz kuzum. Geliyor mu ses? Bana gelmiyor abi, size geliyor mu? Dışarıya gelmiyor. Okey, buraya geliyor ama. Tamam, okey. Programa bak. Sonra duyabileceğiz mi videoda? Böyle yapıyoruz konuşurken. Ne diyor acaba? Hocam şimdi böyle anlattıklarına bakarsak sence Osman ne kaybetmiştir şimdiye kadar? Aşağı yukarı ne kadar kaybetmiştir? İki araba kaybetmiştir. İki araba. Var mı? Şimdi arabaların fiyatları arttı. Abi araba var, araba var. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Önceki söyle yavrum, söyle. Programda ben evi arabayı bıraktım dedim. Onu sıfır olarak kabul edersek o günden bugüne kazanmış mıyım, kaybetmiş miyim onu söylesin Cihan bana. Oğlum adamla niye kavga çıkıyorsun şu an? Cihan köpeği hakkında konuşuyorsa. Buyurun Cihan Bey, söz hakkı doğdu. Abi iki araba kaybetmişsindir 100 bin liralık. 100 bin liralık. Tamam. Kazandığını bilemem. Tamam, Şubat ayın yani... İlişki testinden sonra kardayım. Öyle söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Ben de geleyim mi? Kimseye ben tavsiye etmiyorum. Ben de Pınar, biz de gidelim bak. Değil mi? Çift olarak gidiyorlar. Kazanmış abi adam. Aynısını Cihan yapıyor. Kumarbaz. Gidiyor geliyor, kazandım diyor. Seninki de Osman kadar yalancı herhalde çünkü tanıyorum bölümden. Böyle bir ilişkiyi sürdürür müsün ya da sen de onunla kumara gider misin? Olmaz herhalde ya, gitmem. Gitmezsin. Öyle evet. Bir mailin yok yani. Yok. Peki. Kıbrıs'a giderim. Boşar mısın? Boşarım. Kaybediyor. Boşar mısın? Boşarım. Niye? Bana versin ben harcayayım. O da aynı mantık. Kaybediyor sonuç olarak. Alternatifin bu mu? Evet. Bana versin ben harcayayım abi madem kumara gidiyor. Çekil bu adam kumarbaz. Giderse birlikte gideriz denemek için ama öyle uzun vadeli bir şey olacağını zannetmiyorum. Ha, ama kaybederse gidiyor tek başına gitti. Dedi ki 500 bin lira kaybettim. Bu ses, bu nida sizden çıkması beni biraz yıprattı. Özür diliyorum. Estağfurullah. 500 bin lira kaybetmiş gelmiş. Boşar mısın? Boşamam da küfür serbest mi? Ağzını sıçarım yani. Çok tatlı. Küfür serbest mi? Anasını bile. Hanım kumarbaz çıktı. Çok komik olur herhalde. Çok komik olur. Komik komik değil. 2 milyon lira zarar var. Ya ben inanmazdım herhalde ya. Bir süre. Ya icra geldi hocam. İnanacağın çok argüman var elimizde. Haciz gelmiş. Hala inanmam yok.
Ya hallederdik ya beraber herhalde. 2 milyon lirayı. Ben de 2 milyon kaybederdim. Ödeşirdik herhalde. Gördüğü anlaşırdık. Halletme yöntemin bu. Ya ne yapayım yani? Baya matematik sağlam. Hallederdik. İki de ben kaybederim, beraber yatarız içeride. Sen çocuk istemiyordu biz bölümü çekerken. Evet. Barış da istiyordu. Bunu da konuştuk. Sonra ne oldu? Olanlar oldu. Ne oldu işte? Olanlar. Mesut Bey bu belli. 3000 yıldır seks oluyor. Yani şey mi? Kaza kurşunu diyebilir miyiz yoksa bilinçli mi oldu? Yok, o kadar kaza kurşunu falan değil. Yani tam bilinç de yok. De, evet. Tam bilinç de yok. İkisinin arası. Hakikaten kısmet, öyle. Biraz kısmet. Böyle bırakmıştık artık. Ya olursa ya olmazsa diye. Tamam. Aynen öyle. Biraz şey ya. Nasıl diyeyim? Çok sert duruyordu çocuk konusunda. Durduğu kadar sert değilmiş. Öyle mi? Laftaymış o biraz. Onu anladım yani. Kim, nerede söyledin ona hamile kaldığını? Sabah öğrendim. Rüyamda gördüm. Garip bir şekilde. Pijamalarla hemen karşıda şeye gittim. Eczaneye gittim. Testi aldım, yaptım. Ve ağlayarak sağlık ocağına gidiyorum ki bir yandan da kan testini yapmam lazım. Çünkü asıl netlik orada çıkıyor. Ve sağlık ocağımızla kantin arasında da yani ne kadar yakın mesafe var. Yapmış. Çok yakın. Söylemeyecektim aslında. Hadi dedim yanına uğrayayım. Kantine girdim, kapıyı açtım. Dedi ki sana şimdi video atmıştım dedi. Ne videosu dedim. Bir tane bebek videosu atmış. Hadi be. Hep atıyorum. Mesut Bey o yani tesadüf değil. 10 dakikada bir atıyorum. İlla denk gelecek hamile kaldığı zamanı. Bebek, öbür bebek, bebek, at bebek. Sürekli bebek videosu atıyorum. O ara denk mi geldi? Ara ara paslıyordum yani. Ya sana bir şey söyleyeceğim dedim ama onunla çok korkunç söylemişim ve çok korkmuş. Ya kesin bir şey geliyor bunun altından diye. Ya öyle bir geldi ki saat 9.30 o saatte gelmez normalde. Böyle saçı başı dağılmış, daha adam akıllı giyinmemiş. Seninle bir şey konuşacağız dedi, kapıya çağırdı. Hadi canım. Ay dedim sıçtık ya. Senin bebeğin batsın köpek. Hayır, mecbur muyum ben doğurmaya? Yok ya. Coşsa ya o zaman. Haber yok ortada yani. Dedim acaba ne yaptım gene dün akşam ya da sabah neyi eksik yaptım bir... Kabahat mı işledik, ne oldu? Korktun. Ya sabah sabah şimdi fırça yiyeceğiz belli ki yani. Bütün tadında kaçacak. Daha kahvaltı etmemişim. Derken devam etsen işte. Sonra lafını bölüyorum çünkü baba sonra. Baba oluyorsun dedim. Elinde de kahve bardağı verdi. Bardağı bana verdi, nereye koşayım dedi. Bana. Sadece o ne kadar ya. Yalandan bir koşma değil mi? Çünkü insan koşacaksa refleks olarak koşar yani. Şunu bir tut. Nereye heyecanlanayım ben? Buraya doğru mu? Başıma mı vursun? Bilemedim ya ne yapacağımı. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Çok heyecanlıydı böyle. Bir yerlere koşmak, bir şey yapmak istedi. Sonra çok bayırdı, işte. Gözüm yemedi ama. Çok tatlı. Çocuğum olacak çok yüksek ya. Yani ilişki testindeki bu hikaye biraz vesile oldu mu bu? Yani o Pınar'ın sert oldu duruşunu de, belki de. Biraz oldu. Oldu de diyor. Oğlum her şey gerçek burada. O gece seviştik. Saçma sapan. Siz geldiğinizde evli değildiniz. Değildik. Değil mi? Sevgiliyim. 2 sene oldu neredeyse. Evet. 2018 Ekim'de evet 2 seneye yaklaşıyoruz. Sonra evet. Evlendiriz. Evet. Aram. Vesile oldu mu Mesut Baba olarak? Oldu de oldu. Orada olmadı dedirsem bile demeyeceğim. %100 oldu abi. Biz demiştik o gün biz buradan eve gidene kadar kavga ederiz ayrılırız demiştik. Öyle mi? Bizim bu programdan sonra kavgalarımız bitti. Ciddi misiniz? Evet. Azaldı. Konuş kız. Fikir ayrılıklarımız olmuş. Azaldı mı hakikaten kızım? Azaldı. Şu an yani evlendikten sonra özellikle çok daha. Neden peki? İyi, çok şükür. Yani neden? Belki kendimi dışarıdan izleme fırsatı bulur mu ya? Şöyle. Ne kadar çok güzelmiş. Haksızım lan ben. Ben yerden göğe haksızım ya. Yani vallahi tecrübe. Kendimden tecrübe kazandım. Her şeyi... Ya, İnsanın bir davranışı yapmadan önce böyle bir 5 saniye düşünmesi yetiyor aslında mantıklı davranması için. Doğru. 5 saniye durduktan sonra mantıksız hareket ona kalmaz. Kadar say derler. Çok sinirlendiğin zaman işte içinden ona kadar say kalmaz derler. Ben sen 5 de onu... dedin olsun yine. O da bilimsel. Ha 5 ha 10. 5'e kadar yavaş say. Keşke benim aklıma geleydi ya. 3'e kadar daha yavaş say. Salak salak. Tamam. Ne gördün sen izlediğin Osman'da? Osman'da ne gördüm? Hakikaten soruyorum. Öz eleştiri yaptın mı yani? Gördün, ne gördün? Yaptım şöyle, ben kendimi olayın, hani herhangi bir olayın o anki oluşumunu değerlendirmiyorum. İlk tanıştığımız zamandan itibaren yaşananları göz önünde bulundurup kendimce bir tepki koyuyorum. Evet yani bir olay orada yaşanmışsa bunun geçmişi vardır yoktur diye değerlendirme yapmaya gerek yok. O an o olayı... O olay olarak değerlendirmek gerekli.
Hayır, yani yaşanan problemin önüne daha eski problemleri de çıkarmaya başlıyor. Bu sefer çözülmüyor yani. Hmm. Eskiye şimdi dönüyor, anladım. Sen hep geçmişten gelerek argümanlarla mı çıkıyordun kızın karşısına? Öyleydi. Evet, yani kavgalarda. Bu hareketin altında bu yatıyor. Oo, bu çok hastalıklı bir kafa yapısı ama yani. İdi. Tamam. Biraz palazlanmış. İlk bölümde çok cevap vermiyordu. Mesut Bey, o gün sıçtınız ağzıma. Bugün hazırlanıp geldim. Ve o konuda kendini geliştirdin. Evet, daha objektif olduğumu düşünüyorum. Ve kavgalar azaldı. Evet, çok azaldı. Yani artık... Bu taraf çocuk yapmış, bu tarafı kavgası bitmiş. İlişkisi ne kadar yani kısmetli program ya. Şimdi az önce, yaklaşık bundan 15 dakika önce... Biz şu an 5. katta bir terastayız arkadaşlar ve buradaki tuvalet -2'de. Pınar dedi ki tuvalete gideyim mi? Biz dedik -2'de. Barış da yanımızda. Barış'la biraz da muhabbet ediyoruz. 3 kere kısık sesle Pınar'a dedi ki geleyim mi? Ve her ses bir öncekinden daha kısıktı. Duymaz diye umdu bak. Böyle yaptı. Geleyim mi? Geleyim mi? Nasıl bir hamile işi? Gecenin birinde aşerdin. Çıkar gider mi? Çıkar giderdi ama benim hiç öyle şeylerim olmadı. Yani o şey hiç kendimi de Barış'ı da hiç yormadım ben. Zaten birine yük olma şeyi bende hiç yoktur. Her işimi kendim yaparım. Ne o güzel. Yüzden hamileyken Barış, ama öyle bir yükümlülüğün Barış yok. Barış çok kolay bir hamilelik geçirdi. Öyle mi? Evet. Şimdi o tuvalete ben gideyim mi diye sordum. Ya kısık sesi sordum ama duyacağı şekilleri çok uzakta değildi yani. Ben oradaydım. Pınar duymadı hocam. Ben oradaydım. Pınar güçlü kadın. O iner -2'ye asansörle tuvalete de gider çıkar yapar yani. Ona güveniyorum. Ben onun yanına gidersem o şey yapar. Niye geldin ki der bana yani. Ne gerek vardı der. Beni yukarı yollar. O anı yaşamak istemedim yani. Ben mi diyecektim onu? Dersin. Dersin canım. Niye geldin ki dersin bana ya yani. Işte. Gelseydi demin hoşuna gider miydi? Seninle beraber aşağıya. Yok, gerek yoktu ya. Hakikaten böyle düşünüyorsun. Ya vallahi ya. Oğlum ne kadar güzel bir dükkan açmışsın ya. İşte. Valla. Evet. Bu süreç şimdi 9 ayda olmuş neredeyse. Hayat bir yerden gülsün yani. Ya. Ne oldu lan bir anda? İlişki testi Müge Anlı. Devam ediyor. Bir yerden gülsün abi. Buradan şanslıyım yani. Birkaç hafta var doğuma. Barış sonra benim radyo programıma da geldi. Birlikte maç da yapıyoruz arada. Halı saha yapıyoruz. Önümüzdeki hafta salı gününe sen maç ayarlamaya çalışıyorsun hocam. Evet. Aldık maçı abi. Ya, tamam aldık da yani. Ayarlamaya çalışıyorum. Sanki sen gelmesen mi yani? Ben de. Abi doğum salı değil ki ya. Ya kurum... düğünden 2 gün önce de maç yaptı bu adam. Düğün başka yani ne bileyim. Ama ayağı da kırılabilirdi orada. Hiç öyle şeyleri yok ya. Onu aklıma gelmedi ben açıkçası. Bana biri söyledi. Senin abi dedi 2 gün sonra nikahın var dedi. Ne olmuş dedim yani top oynuyoruz. Nedir dedim şey sıkıntı. Sakatlanırsın makatlanırsın. Maç başlarken bunu dedim söyleseydin bana. Kalmış 5 dakika sakatlanırsın diyor bana. Bir şey olmadı. Ya doktor dese ki salı doğum var maç iptal ederiz canım bir şekilde. Allah razı olsun. Gelmem yani. Demiyorum. Önceki çok teşekkür ederiz. Ona göre program yaptık. Doktora bir de saati sorarım. 9-10 maç ya kaç gibi olur tam salı? Yasemin sen bölümde Osman'ın Instagram'ına girip Osman'ın bir kadın arkadaşıyla konuşmuştun. Evet. Hatta küfürleşmiştin. Evet. Şimdi bu durumda hep biz haksız Osman dedik de sen haklı mısın? Ya ben orada bence haklıydım. Yani. Ne anlarsan anla demişti değil mi? Hatırlıyorum. Evet. Yani şöyle empati yapmalıydı bence bir kadın olarak. Onu yapmadı. O yüzden de bence... Yine olsa yine konuşur musun? Yine olsa yine konuşur muyum? Ya aynı durumu yaşasam konuşurum herhalde evet. Öyle mi? Evet. Soralım hemen. Şurada bak dünya tatlısı çiftimiz var yine. Kilo vermiş azıcık hanımefendiye verelim önce. Kameraya iyice bir bak da kilo verdiğin çıksın ortaya. Kilo verdim. Ben dedim ki az önce karşılaştık kilo vermişsin dedim. Bunu ne olur içeride de söyleyeyim. Kuzum böyle bir şeydi. Adama bir şey gelmiş mesaj gelmiş. Onun adına cevap verir misin gerçekten girip Instagram'a? Yok vermem. Oraya kadar gelir mi iş? Yok vermem yani cevap vermem. Sorarım bura hani kim vesaire diye. O da zaten cevabını konuyu kapatıyor verir. Sürekli böyle rolup diyor kapatıyor. Kapatmaz ki. Yani o konuyu kapatmaz. Açıklar arkadaşlar, bana ayrılığa. Bakın sorduğum sorulara kumara gitmez ki. Kapatmaz ki. Yani konuyu hemen kapatıyorsunuz. Böyle yapamazsınız ya. Tamam diyelim ki konuyu kapatmaya çalışıyor. Ben kapatmaz de... ki. Sen de kocanı tanıyamamışsın ya. Kusura bakma da yani. Yani konuyu kapatmaya çalışırsa kıza hiçbir şey söylemem. Direkt ona... Küfür edebiliyoruz herhalde. Evet, evet. Ağzını sıçarım yani. Küfür de biraz kopya oldu. Güzel oldu arkadaş.
ben de zaten etmesini isterim. Yani o çünkü bana dönerse daha da büyür. En azından kıza küfür etsin. Bence daha iyi. Hayır, kıza etmem. Sana ederim. Tamam işte, ben de kıza etsin isterim, bana etmesin yani. Hocam sen de kıza küfür et, konu kapatsın. Hayır yani kendimi düşündüğüm için. Çünkü Gizem'in bana dönüşü daha efsane olur yani. O yüzden kız da biraz sinirlensin. Ben kıza hiç polemiğe girmem. Yani ben böyle bir durumda Instagram'dan girirse mutsuz olur musun? Olurum ya. Olurum. Ha. Aynen. Yani onu ben de öyle bir şey yapmam. Yani dibine kadar araştırırım ama asla karşı tarafa gidip sen kimsin, nesin falan diye sormam. Demezsin. Demem. Ha, anladım. Niye kendimi rezil edeyim ki? Aynen. Bir de gerçekten ama. Niye kendimi rezil edeyim ki? Ama bizde durum şöyle. Koronada tükürük şov. From Yasemin. Ya, cümleyi kurdum. Bitti. Anda. Yasemin cevap verirken kıza bakmayın, bana bakıyor bak. O da duyar zaten. Ben de normalde tercih etmem ama şöyle, Osman'la birbirimizde şifrelerimiz vardı ve biliniyordu. Hani gizlice girdiğim bir şey değildi. Ayrıca Osman'dan ben cevap alamadığım için önüme gelene küfretmek zorunda kaldım. Evet, yani o noktada haklı. Aynen. Oraya geldiği için. Ne oldu, geri adım attın mı? Demin rezil diyordun, ne oldu bir anda? O noktada haklı, hayır hayır, beni dövmesin şu an. O noktada haklı. Yani olay oraya kadar geldiği için haklı. Aynen. Bir noktada sinirini şey yapmasın. Yani, evet, maalesef kontrol etmiyor. Çünkü ulaşamamış, alanım yoktu. Ben izledim. Ya telefondan falan engelli. Sen o noktaya gelsen yapar mısın aynısını? Kızdan mı hırsımı mı çıkarırım? Evet. Aynı noktaya geldin, cevap alamıyorsun. Yo, ben ona bir şekilde ulaşırım ya. Ulaşamadı. Yani ona ulaşamazsam anasına ulaşırım, babasına ulaşırım, kuzenine ulaşırım. Ben 3 dakika önce kendimi nereye rezil edeyim ki? Hayır. 3 dakika sonra anasına bile ulaşırım, anasına. Anlatabiliyor muyum? Ben herhangi bir şey yapmam. Yani o kendi konuşur, yazışır, ben görüyorum. Yani ters bir şey var mı konuşmada? Öyle bir ters bir konuşma var mı? Instagram'da böyle özel. Yazma durumu gibi mi? Yani yazma grubu durumu gibi. Kızın yürüdüğünü anlıyorsun. Net yani her net. Şey. Nude gelmiş. O nasıl yani? Ağzına bile sıçarım, anasına bile ulaşırım. Abi onun geri dönüşü yok ki. Yani yani sormaya, açıklamaya ben zaten orada nude gelmiş diyorsan onun dönüşü yok zaten. Nude gelse ne yapacaksın? Yani Serkan'a cevap verdiririm. O kendi yazar. Ne verdirirsin cevap? Çok çirkinsin dedirtirim. Ama böyle taş gibi bir şey gelmiş yani. Serkan'ı aşıyor durum. Öyle mi? Öyle mi diyor? Kim o ya? Sinirlense. Kim göndermiş lan? Hayatım şu an ütopik. Serkan'a geliyor ya. Buraya niye kahkaha atıyor? Kocaman gelemez. Nasıl gelsin ya benim? Benim kocaman nude gelemez. Mesut Bey hele taş gibi vücut hiç gelemez. Şey sıfır ihtimal. Hayır o biraz şey, buna bana mı gelecek? Geldi. Hayır bana geldi bugün de. Nüt. Evet. Ne oluyor oğlum? Ben arkadaş şakasını yapıyorum, yine erişemedim. Bu ne ya? Evet, Instagram'dan özel mesajlardan hani böyle spam mesajlar gelir ya. Tabii evet. O öyle. Kadından geldi. Kadından geldi. Evet, bir de yurt dışı. Serkan'a şimdi ben ne yapayım? Ben ha gösterdin. Gösterdim. Evet. Sildik sonra, bloke ettik. Ama o bahsettiğimiz gibi bir durum olsa ben kapının önündeyim. Serkan, o net. Serkan bir gece bir baktın mı adını ezberleyip? Mesela bu taraftan engellemişsinizdir de kendi hesabından. Yanlışlıkla like dese gece 4.22 basmış, ne yaptım ya? Hanımlar beyler, Oz'la Galata'da ilişki testi biz bize alkışlarla devam ediyor. Osman, Yasemin konumdan bulduğun ilk kadın mı? Evet. Osman. İlk aradığım demiyorum. Çok güzelmiş. Ulaşım bütün dünya. Bizi. Search, Google, herkes. Yaş aralığı 19-127. Enter. Yani daha önce de denedin. Aramışımdır. Bulamamışımdır ama Yasemin'i ilk buldum. Bulunca da sıkı sıkı tutundum, bırakmadım işi. Daha önce arayıp bulamadın. Evet yani denemişimdir. Düşmedi. Net hatırladığım bir şey yok. Düşmedi diyor bu manyaktan. Düşmemiş, ben düştüm. Mesut Bey, ben düştüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hiç kullandın mı konumdan birini bulma hikayesini? Valla kullanmadım ya. Valla duymuş muydun peki? Tabii daha? Tabii kesinlikle duydum. Ha. Ama o zaman yani daha doğrusu o dönemde erkekler yani hala da geçerli. Hani kıza yazıyor gibi olduğu için o taraflarda hiç bezim olmadı. Ha birçok ortama hani arkadaşıma söyleyip girmişliğim var ama hani o anlamda Swarm kanalına değil yani. Öyle söyleyeyim. Ben hiçbir şekilde yazmadım. Gizem de bunu bilir. Hani o anlamda biz yok şeyi söyleyelim. Gizem bu şekilde bulunsaydın buluşur muydun? Burak'la mı? Aha.
Beğenmedi Burak, fark ettiniz mi? Abi öyle bir olanan var ki niye Burak'la buluşayım? Ya ben şöyle söyleyeyim. Konuyu bambaşka yere çektiniz. Böyle bir alternatifimiz varsa baştan söyleseniz ya buradan. Çok net söyleyeyim. Burak'ın fotoğrafını görseydim hayır buluşmazdım. Öyle mi? Evet, ben Burak'ı hiç beğenmiyordum ilk gördüğümde. Sonra ne oldu? Kilo aldım abi, bir şey olmadı. Belki sağlık gelmiştir bak. Ya ben Burak'ın hiç hani tipine değil, tamamen saygısına, nezaketine vurulduğum için. Yani onu ben sıvamdan beni ekleyip de oradan bana yürüseydi ben dönmezdim Burak'a. Anladım. Şu an yakışıklı buluyor musun kocana? Tabii şu an sevdiğim için buluyorum. Yakışıklı buluyor musun? Yakışıklı buluyorum. Başka sorum yok. Sevdiğim için gönül gözümle baktığım için. Neymiş? Üç kere baktı zaten, emin olun. Ya ben daha önce de söylemişim. Yani şu burnu düzeltsek sorun yok. Valla burundayız. Ha anladım. Sen takıyorsun bunu azıcık. Evet. Burun, göbek, meme. Osman bulmuş mudur başkalarını Yasemin'den önce? Söyledi zaten. Buldu. Yani daha doğrusu hani aradığını söyledi ama tamam. Bulmuş mudur? Yani ya bulmuştur ama hani karşılığını alamamış sanırım. Neden? Çirkin. Bilemem nedenini. Yani tahmin edemiyorum. Ama karşılığını alamamış. Kim bakar ya? Aynı benim kocam. Şu soruya keşke şöyle bir cevap versen dediğin bir yer oldu mu? İçinde kalan bir cevap oldu mu? Bölümün kendisinde. Olmadı. Yani olan neyse... Oğlum sen arada sarhoşma oldun. Ne oldu sana bir an? Gözü kısıyor böyle bugün. Dayım ya. Olmadı Mesut. Bana sormazsan karşıya sor. Abi ne soru geldiyse hepsine olduğu gibi cevap verdiğimiz için. Yani şurada politik davransaydım, şurada gerçeği söyleseydim falan dediğimiz bir şey olmadı. Her şey olduğu gibi anlatmış. Sen de Yasemin içinde evet, kalmış yani oldun. Yani o günkü sorulara verilecek doğru net cevaplardı. Hani bugün değişen şeyler vardır evet. Ama o gün yine aynı cevap verirdim. Anladım. Evet. Ben bir şey söyleyeceğim ya. Ya hocam şimdi haksız Osman tabii. Şimdi haksız Osman'ı savunmak kimin haddine? Yani, mümkün değil yani. Ne acaba şu an? Ya, o kendini Osman... savunur. Ama yani o bölümde ben Osman'ın bazı mevzulara kendini doğru ifade edemediğini düşünüyorum yani. O kadar da haksız değildi bazı konulara. Çok yüklenildi herhalde biraz seyirci tarafından. Mesela bir şey mevzusu vardı Osman'la Yasemin'in. Böyle ilişkinin ilk dönemleri, çiğ dönemleri falan evet. Hepimizin, herkesin, yani çoğumuzun diyeyim yaptığı hatalardan birini yapmış. İşte güven problemi, gelen mesaj, cuma mesajı falan olayı vardı yani. Bu çok büyük kriz. Bunu, hocam bunu yani açıkça anlatmak çok büyük erdem yani. Kendine çok güveni olan bir adam ki bunu açık açık da gidip söylemiş eşine, o zaman sevgilisine. Ve sen ne kadar iyi bir kızsın demiş falan. Çok önemli bir şey bunu. Bunu herkes yapamaz. Ben aynı şeyi yapmış olsam ben Pınar'a bunu söyleyemem. Söylemezdim yani. Ben onu saklardım. Ne diyorsun Osman? Yani lakabını sonuna kadar hak etmiş bir kere. Öncelikle onu söyleyeyim. Haklı Barış. Yani ben o kadar haksız değilim ama Barış yerden göğe kadar haklı. Konuya dair hiçbir şey söylemeden lakaplarla beni geçiştirdiğini zannediyor şu an. Mesut Bey siz de zaten alayına haksızsınız, o ayrı. Abi bir hata yaptım. Hata yaparken de gayet profesyonel bir hata yaptım. Yani emek var içinde. Profesyonel. Zaman harcadım. Emek param var, gitti. Teknik bilgi var. Yorumlama var. Muazzam bir takip vardı. Onun sonunda tabii ki ben kötü hikayenin kötü bitmesini istemezdim. Evet. O bütün yorumlarımın tam tersi çıkması beni acayip sevindim. Ben durup dururken oynayasım geliyordu yani o durumdan dolayı. O coşkuyu sadece gittim sen çok iyi bir kızsın dedim. İşte o andan itibaren haksız duruma düşmüş oldum. Yoksa... Yani açıklamaya da bilirdin bunu. Tabii tabii. Açıklamaya da oğlum burası ilişki testi, manyak mısınız siz? Hiçbir şey anlatmayabilirdin. Hayır. Eşin anlatabiliyor muyum? İçinde kalabilirdin. Mesut sorardı, sessizlikle karşılardın. Uzağa bakardın. Arkadaşlarıma anlatırdım. Yasemin anlatmayabilirdim. Evet, ben Yasemin'den bahsediyorum. Ben aramızda abi. Hiçbir sır kalmasın, gizli saklı bir şey kalmasın diye o yaptığım hatayı da anlattım. Bravo, büyük erdem ya. Ben asla alkışlamıyorum ben. Yakmışsınız ya. Ne güzel hata yapmışsın be. Yüzleşmişsin. Sıçmışsın ortadan ağzına ama bravo be. Ama hata yaptığımın farkına varıp evet. Ben söylüyorum bir yandan. Tabii tabii. Ben de alkışlamasın hocam. Alkış öyle. Ben hata yapanı pişman olduğum alkışlasak işimiz var. Ama
Barış beni sırtımdan vurdu. Şunu söyleyeyim. Buradan beklemiyordum ben. Siz ikiniz de yana dost oldunuz arası satayım yani. Şimdi size sorular soracağız bu çiftlerle ilgili. Şimdi hazır mıyız? Bu dörtlüden biri eşini aldatacak olsa kim aldatır? İlişki testi hardcore. Ben hamileyim, ona göre cevap. Ağlarım. Hangi çift daha sık sevişiyordur? Salak salak sorular. İlişki testi ayıp. Soralım ya, bir şey olmaz. Bu dörtlüden. Pınar'ın hamile olduğunu geç, 9 ay önceye dön. Aldatmaya en yakın, kaşı gözü ayrı oynayan kim? Osman diyenler o desin. Siktir. Ne güzel yırttım ya. Belki daha yüksek çıktı. Barış diyenler o desin. O da teşebbüs ederim demek istiyor. Dener ama olmaz diye. Soralım ben, nerede mikrofon? Neden Osman? Herkes bağırdı. Ben Osmancı değilim. Sen bağırmadın mı? Ben Barış'a bağırdım. Barış'a o dedi. Sen Barış'a bağırdın. O sen miydin? Bir kişiydi zaten. Zaten yani 850 kişi değiliz. Sağ ol manyağa bak. Abi 8 kişi oturuyoruz. Bir zahmet bağıranı gör amına koyayım. Bir kişi bağırmış, o bir hangi bir? İşte bu arada. Yapamayacaksan şu moderatörlüğü yapma. Teşekkürler Mesut. Senin ben bıyıklarını yolacağım çünkü çekim bitsin de. Çekim yeter ki bitsin. Layıkıyla şunu bir bitirelim, sen kaybolma. Merve'cim niye Osman'a o dendi? Ben demedim. Kim dedi lan bu şeyler o zaman? Kim dedi ya? Hayatımda bu kadar soru işlerde dolu bir seçim sonucu görmedim yani. Burası inledi böyle bir yakışık. Yoo. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu soru yakışıksız bir soru. Bir kere şöyle. Şimdi Osman'a he desek. Bir kere Yasemin'e ayıp. Nasıl he değil? Diyemem ki. Osman'ın ayıbı ya. Ama olsa olmaz, denmez. Herkese he diyeceğiz. Aynen, ya herkese he diyeceğiz ya da kimseye he demeyeceğiz. Tamam, sen bazı şeylerde o diye bağırmayabilirsin. Biz bu formatı böyle çekeceğiz yani. Kusura, yakışıksız da babandır ayrıca. Çirkinleşmiş. O bıyıklı kocanı da al. Ama derseniz ki Merve illaha cevap ver. Demiyorum ulan. Ben illaha cevap ver demiyorum. Ne olacaksa olsun. Değil mi? Diyorum. Olur, değil mi? Dedim gitti. Değil illaha. Mi? Her zaman soru herhalde öyle canım. Kim aldatıyor diye sormuyoruz. Diyelim ki bu dörtlüden biri aldattı. Tamamen şey bir soru bu. H0 H1 hipotez gibi bir tamam. Soru bu yani. Osman. Sözelciler kusura bakmayın. Evet. Osman. Osman. Ne oldu demin o feminen tavırlarına? Asla söylemeyiz. Ayıp olmaz mı Yasemin'e? Osman. Ama yani illa cevap vermeyeceksem eğer Yasemin'in hatırına ben o demem mesela. Ya yapan kendini yapar. Boş ver. Gerek var mıymış Yasemin savunmana? Dağ gibi kadın. Utandı mı feminen? Al koçanı şimdi. Osman'ın geçmişi karanlık. Kumar var, içki var. O yüzden potansiyel var. Bir de anlatmadıklarım var ona rağmen. Yani biraz zorlasam anlatacak. Bey. Bunun daha yani kokaini var, ne bileyim efendim. Kumar var. Geçmiş karanlık, sosyal medya geçmişi var. Muhtemelen yani öyle bir illa cevaplanması biraz yakışıksız olacak ama cevaplamak gerekirse. Ay yakışıksızı batsın sizin ya. Tabii için abi. Bu şey aslında bak sizin yakışıksız demenizdeki alttaki sinsiliği ben anlıyorum. Yarın bir gün buraya oturunca bize de sorulacak. Şimdi ben Yasemin savunmasam onlar da benim ağzıma sıçar. Ben olaya şöyle yaklaşıyorum. Osman'da şimdi sıkıntı var ya. Osman sıkıntılı olduğu için Yasemin bence harcayabilir Osman'ın zamanı. Aferin kız. Oo, çok da mantıklı. Alkışlıyor, yakışıksız bir yere bak. Senin derdin o. Osman çıktığı için sen böylesin. Yasemin derdiği için böyle yapıyor. Şu an Osman'a ayıp olmadı mı? Al şu bıyıklı koşanı. Bravo, bence de doğru söylüyorsun. Ben de bayanlar aldatır bir belli olmaz ve asla çaktırmadığımız için bence gizli potansiyel bayanlar da. Net. Güzel konuştun, beni aşıyor şu an söylediklerim. Aldatır ruhun duymaz diyor bayanlar. O zaman yani... O zaman ben hangi durumdayım? Oluyor. Mesut Bey, ben ne durumdayım şu an? Bir bilinmezin içindeyim o zaman.
Yok, o yani dilinde. Açıkçası Simgeciğim söylediğin yakışıksız oldu. Bu dörtlüden terk edilince en çabuk kim toparlar? Barış abi. Barış diyenler o desin. Pınar diyenler o desin. Şu an hamile desteği fark ediyorum onu. Ağlar mı ağlar? Fes sokacağım projesine diye. Siz izleneceksiniz diye. Çocuğum şu an içine kaçıyor şu an. Çok da böyle yapmama gerek yok. Yani şöyle de yapsam olur aslında. Biz burada iki hamile oturuyoruz şu an değil mi? Hadi inşallah benimki önce doğar şekerim. Dur bakalım hayırlısı. Osman diyenler o desin. Bokumu toparlar. Hayatta toparlayamaz. Yasemin toparlar diğerler o desin. Dağ gibi kadın vallahi bence de. Pınar'a da vardık, Barış'a da vardık. Osman sen sıçmışsın. Sen aldatıyorsun, sen toparlayamıyorsun. Senin için çok zor. Bilmediğiniz şeyler de var ondan. Sizin şimdi kız çocuğunuz olacak. Evet. Allah başlasın. Osmanlılar da çocuk yapmaya karar vermişler. Erkek çocuklar olmuş. Çocuklar büyüdü. Onu mu soracaksın ya gerçekten? Biri Ankara'yı kazandı üniversitede. Öbürü Afyon'u hiç karşılaşmadılar ve öldüler. Ya. Soru buymuş. Ejeri ile 84 yaşında ölmüşler. Bu kadar. Hayır diyelim erkek çocukları oldu evet. Ve geldiler el ele. Aşığız dediler. Yaş kaç? 4. 18. Reşitler. Reşitler 18. Yani. 18 demeyelim de şöyle 26-27 olsun bari yani. 18. 27 mi yok 54. Ya 20. Demeyelim de biz 81 diyelim. Evlilik diyorsun. 18'de. Doğru evlenmek olmaz. 24. Sevgililer 18'de. Hı. 26'da da evlenecekler. 8 evet. Senedir de birlikteler. Evet. Evet sor Rus çocuğu sor. Evet tamam. Sor devam sor tamam sor. Ben peki Osman ve Yasemin'in çocukları oğulları olduğunu biliyor muyum? Biliyorsun yani? Tabii. Bu bir artı tabii. Tanıdığımız insanlar. Oğlum Osman'ın çocuğu ne kadar artı olabilir Allah'ın seversen. O 2 yaşında kumara başlar. 2018 diyeyim 26'ya koy. Osman'ın olduğu kadar Yasemin'in de oldu şimdi yani. Lütfen. O da önemli yani. Doğru oğul deyince babaya çeker şeyi vardır bizde evet. Ön yargısı. İnşallah sana çeker şekerim. Yani dürüstlüğü Osman'a çeksin isterim diyeceğim de yani... Çeksin ya. Mühim olan tabii gençlerin birbiriyle konuşup anlaşması falan işte. Onlar bir anlaşsın da. Seste çok sinir var görüyor musun? Onlar bir anlaşsın da. Bu sabit programına da biz bakalım yayınlatabiliyoruz mu da? Canım ayırmayız ya. Bakalım bunlar. Ayırır mısınız aşkları? Yok canım aşkı. Ama çocuğun bir bakalım işi gücü nedir? Kıza bakabilecek mi? Edebilecek mi? Kız şey, çocuk şey. Kıbrıs'a gidip geliyor sürekli. Düdüğü var adalet dağıtıyor sürekli. Ya. Küçük Osman. Küçük Osman ya. Aynı işte. Şşş, buraya bak. Adalet dağıtıyor. O küçük Osman bizimki küçük Pınar'sa zaten çok şey olur. Sıkıntı. Sen ne diyorsun Pınar'cığım? Ya bakarım bir çocuk karakteri cinsi nasılmış ne diyormuş dediğiniz gibi Kıbrıs'a gidiyor mu gelmiyor mu? Bir bakarım onlara yoksa o taraklarda bezi onay gelir benden ya. Değil mi? Tabii sen biraz daha rahatsın bu usta. Biz de beraber Kıbrıs'a gideriz Osman. Oğlanı alırız. Abi oğlanı alıyoruz oğlum. Kızı verdi. Kızı vermiş oğlanı da alıyor hala. Vermiş oğlanı da alıp gidiyor. Ne kıymetli oğlum var senin. Bu dörtlü tatile gitse planı kim yapar? Kesinlikle Kıbrıs'a giderler. Osman bir şekilde ikna eder. Ama planı Barış yapar. Planı Barış yaptığını zanneder. Ama Osman bir şekilde planı oraya doğru yönlendirir. Osman ben sana söyleyeyim. 4 gün gittiler diyelim. 4. gün havaalanında görürler Osman'ı. Havaalanında yok ya olur. Geleceğim tamam geleceğim. 1000 lira bir yatır geleceğim ben ya. Zaten Kıbrıs'a indiğiniz zaman orada VIP'ler bekliyor yani şeyler. Otelin sahipleri. Transfer kumarhaneye için. Transferler için. Osman'ı orada tanıyıp alırlar zaten otomobili bence. Direkt. Osman bence çıtayı yükseltir. Yani Kıbrıs yerine Las Vegas'a falan uçar. Hareketlere bak. ama
5'te kalkan uçağa 5.30'da gelen Barış uçağı geçirince 3'ü gitmişler. Bunlar hakkında gitmiş Barış duruyor burada. Barışsız bir tatil geçirirler. Bir sonraki Las Vegas uçağına bakıyor. Yarınmış ya. Rötar da çok sık olan bir şey yani. Evet, yetişme ihtimali var. Oğlum buna güvenip doğru. Geç gidemeyiz ya. Olur olur ya. 5'te kalkan uçak görmedim. Ben de. 5'te kalkan uçak ben görmedim valla. Alkışlar. Herkes yeterince kumar oynadığı için bu Kıbrıs Faslı çok defalarca gitmişler yani. Bu da sıkar. O yüzden bayanlar ağırlığını koyar konuya. Ve çocuk doğduğu için her şey dahil bir otele gidiyor. Berek. Farklı bir otele. Plana bak. Haftaya mı gidiyorlar bu kızın ağzı burnunda? Muhtemelen. Gidilmez değil mi yeni doğanla? Gidilmez. Bilmiyorum. Gidilmez mi? Gidilmez abi. Evet. Kumar oynanır ama değil mi? Çocuğu koymuş rulette 26'ya. Yeni doğanın şansını. Bilmiş bir de 36 tane bebek vermişler. He, artık bakacaksınız diye. Hanımlar beyler. İlk bölümde çok tatlı iki bölüm olan, zaten 800'ler binden de fazla izlenmiş olan sevgili Osman ve Yasemin ve Barış ve Pınar'ı beraber ağırladık. İlişki testi biz bize, seyircilerimiz de bize katılmış olan harikulade çiftlerdi. Onlar sonra buraya gelecek. Arkadaşlarım oraya oturacaklar. Ben seyirci olacağım. Aranızdan biri sunsun. Kafanıza göre. İlişki testi biz bize. Ozzo Galata'da alkışlarla sona eriyor. Çok teşekkür ederiz. Bay bay. Bizi izlediniz. Katıldan ödeme yaptınız. Helal olsun size. Saçma sapan. Hadi geçmiş olsun.